Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün Genshin Impact 4.6'da Arlecchino'a geleceğini açıkladı. Böyle drip marketing yaptılar. 4.6'da Arlecchino gelecek. Arlecchino pyro karakter. Silah tipi yazıyor mu bilmiyorum ama muhtemelen mızraktır. Ya burada detayları yazıyor. Pek önemli değil benim için ama 4.6'da Arlecchino karakteri oyuna gelecek. Yani Chiori'den sonraki patch'te oyuna gelecek. Bunu söyledikten sonra yeni banner'lar açıklandı. Chiori banner'ı, Ito banner'ı, bir de silah banner'ı, bir de şu yeni gelecek 3. banner da açıklandı. İlk olarak Chiori banner'ından başlayalım. Karakterler nasıl? Ya güzel mi, kötü mü şeklinde. Chiori Albedo ile tamamen aynı role sahip. Geo takımlarında oynanıyor. Eğer ki İtto'nuz varsa Chiori almak güzel bir seçim. Veya Navia'nız varsa da alabilirsiniz ama Navia'yla oynadığınızda ya kiti tam uymuyor ama yine de kullanabiliyorsunuz, öyle bir durum var. Ama dediğim gibi genelde Geo takımlarıyla oynanıyor. Ya İtto ve Navia ile, eğer ki İtto ve Navia oynamayı seviyorsanız, yani Chiori'yi sap DPS olarak alabilirsiniz yanlarına. Onun dışında ya alınması düşünebilecek bir karakter değil, yani tek İtto ile Navia için alınabilir, o kadar. Diğer 5 yıldızlımız da zaten İtto. İtto Monogio takımlarında oynanıyor dediğim gibi. İtto, Goro, Chiori veya Albedo, sonra da Zhongli takımında oynanıyor. Zhongli'niz falan yoksa genelde oraya Yelan veya Cookie de koyabilirsiniz. Yani sürekli element uygulayan bir karakter koyarsanız Goro kristal yapıp o kalkanları toplayabiliyor. Böylece Monogio buff'ını kullanabiliyorsunuz. Monogio buff'ı dedim de Geo rezonansı buff'ını kullanabiliyorsunuz. Yani eğer ki İtto oynamak istiyorsanız böyle oluyor takımları. Yani Monogio da oynanıyor İtto. Çok daha da takımı yok sanırım. Belki Bennett'le oynayabilirsiniz, işte Itto, Goro, Bennett şeklinde de oynayabilirsiniz. Ama üçüncüsü mecbur Geo olmak zorunda. Çünkü Goro'nun buff'ı takımda 3 tane Geo varsa en üst düzeyde oluyor. Ya, onun gibi sıkıntılar oluyor. Yani genelde Chiori veya Albedo oluyor o üçüncü Geo. O yüzden. Mesela Itto ama oynayacaksanız, yani güçsüz değil, güçlü de değil. Itto gayet güzel. Hepsi temizleyebilen bir karakter. Onu söyleyeyim. Böyle 4 yıldızlara bakalım. Yunji normal saldırı buff'ı veren bir karakter. Genelde Yoimiya ve Ayato. Başka kim var? Yani normal saldırılarla vuran karakterler de kullanılıyor. Ama en fazla kullanıldığı sanırım Yoimiya. Bir de Avare'de de kullanılıyor bu arada. Avare'nin normal saldırılarına yükseltmek için de kullanabilirsiniz. Konsları yani yine iyi. Kons 3'tü sanırım Elemental Burst'ünün seviyesini arttıran. Kons 3 veya Kons 5, o Kons iyi. Çünkü Elemental Burst'ü ne kadar yüksek seviyesi o kadar fazla buff veriyor. Kons 6'sı da saldırı hızı veriyor. Fazladan normal vuruş yapmanızı sağlıyor DPS'iniz ile. Yani çok güçlü bir karakter değil. Kötü de değil. Ortalama bir karakter. DPS'iniz de yüksek sayı görmek istiyorsanız normal saldırılarla kasabilirsiniz. Dory. Şimdi şöyle bir şey var. Belki kimse konuşmuyor olabilir ama Dory Furina ile birlikte çok güçlenen karakterler arasında. Ama bunun için Dory'nin Kons 6'sına ihtiyacınız var. Yani Kons 6 karakteri. Eğer ki Dory'niz Kons 6 ise Furinalı takımlarda Dory'yi oynayabilirsiniz ve iyi hasar veriyor. Yani iyi hasar veriyor demeyeyim. Dory'ye hasar vermiyor da. Dory hem Kons 6'sıyla tüm takımı iyileştirdiği için Furinalı'yla güzel bir sinerjisi olduğundan takım fazla hasar veriyor. Yani böyle kritik Dory oynayabiliyorsunuz yani. Yıldırım öfkesi setini takarak işte Furina, Nahida, Fischl, Dory şeklinde oynayabiliyorsunuz. Böyle Quick Bloom, Dory. Dory de Kons 6'sıyla tüm takıma heal atıyor. Yani oynamayı seviyorsanız Kons 6'da oynayabilirsiniz. Kons 6'dan önce oynandığını görmedim. Kons 6'dan önce karakter çöp. Kons 6'yla yine oynanabilir seviyede oluyor Dory. Goro zaten Navia'dan sonra en iyi Geo karakteri. Goro çünkü Itto desen Goro'ya bağlı. Yori desen Goro'ya bağlı değil ama yine Goro'dan az da olsa buff alıyor. Albedo desen o da Goro'ya bağlı. Yani Goro, Geo buffer, defans buff'lıyor. Itto, Chiori, Albedo, Noel. Karakterlerin hepsi defansla güçlendiğinden karakterler için güzel. En iyi konsu Kons 6. Tabii ki de Kons 6'sı tüm Geo karakterlere %40 kritik hasarı veriyor. Ama Kons 6'dan önce de oynanabilen bir karakter. Itto, pardon Itto demişim, Goro. Yani Kons 5 de olsa, Kons 0 da olsa yine güçlü. Tabii ki eğer Monogio oynayacaksanız anlamında. Yani karakterler böyleydi. Çok muhteşem değil karakterler ama içte Itto veya Chiori alacaksanız Goro burada iyi. Yunjin Itto'yla pek gitmez. Chiori de gitmez. Yani Yunjin niye burada bilmiyorum. Buradan bir Goro iyi ya banner için. Ya biraz bir kötü banner olmuş ama yapacak bir şey yok. Geldik silah bannerına. Chiori'nin silahı ve Itto'nun silahı var burada.
Burada da dört yıldızlar var. Gece parıltısı. Gece parıltısı bu silahmış. Yani bu silahı kullanan fazla yok. Bir Bennett'e gidiyor. Eğer ki 5 yıldızlı silahınız yoksa Bennett'e gidiyor. Onun dışında başka birine gitmiyor bu silah. Zaten burada bir de Chan var. Chan da hiç kimseye gitmiyor. Çöp bir silah. Burada Favonius kitabı var. Favonius kanunları. Gayet güzel bir silah. Nahida'da falan kullanabilirsiniz. Şöyle bir bakayım hatta karakterlere. Nahida'da kullanabilirsiniz. Shanyun'da kullanabilirsiniz eğer 5 yıldızlı silahınız falan yoksa. Charlotte'da kullanılabiliyor. Baizu'da kullanılıyor. Başka Issa'da kullanılıyor. Mona'da da bazen kullanılıyor. Onun dışında pek kullanılmıyor ama Nahida ve Shanyun için genel değil. Bir de Baizu için tabii ki de. Shanyun, Baizu ve Nahida için güzel. Aslında Charlotte için de güzel. Bu karakterlerde kullanabilirsiniz. Diğeri de Ejder Laneti. Yani Ejder Laneti bayağı geliyor. Bu silah su ve ateşten etkilenen düşmanlara verilen hasarı arttırıyor. Bu silahın gidebileceği karakterler şöyle bir bakayım. Element ustalığı Toma oynuyorsanız Toma'ya gidebilir. Burgeon Toma şeklinde. Onun dışında element ustalığı Raiden Shogun oynuyorsanız ona gider. Rosaria'yı Melt DPS oynuyorsanız Rosaria'ya gider. Bu Uta'nın en iyi 4 yıldızlı silahlarından biri zaten. Sonra eğer ki Shangling'de Catch yoksa ki nasıl olmuyor bilmiyorum ama eğer Catch yoksa takabilirsiniz. Buradaki yay da yine gece avcısı. Bu sanırım Ganyu'nun ya yani Freeze Ganyu'nun en iyi silahıydı. Öyle hatırlıyorum. Bu uzun zamandır gelmedi çünkü. O yüzden de biraz hafızam da yok. Yani off-field DPS olan kim var? Şöyle bir baktım. Yelan var ama yay saldırı veriyor. O yüzden Yelan kullanamaz. Dediğim gibi Freeze Ganyu kullanabilir. Belki bir de Fischl kullanabilir ama Fischl'da kirişsiz yay muhtemelen daha iyidir. O yay tam Fischl için. Yani muhtemelen sadece Freeze Ganyu için kullanılır bu yay. Silahlar da bu şekilde. Bir de Itto'nun silahı var tabii ki de. Itto'nun silahı eğer ki Itto'nuz varsa veya Noel'iniz varsa alın. Onun dışında önermem. Yani diğer silahları almanız daha iyi olur. Onun dışında diğer silah dediğimde şuradaki Dehya'nın silahı. Yani Noel veya Itto'nuzu güçlendirmek istiyorsanız Itto'nun kılıç güzel. Burada bir de Chiori'nin silahı var. Chiori'nin silahı da sadece Albedo ve Chiori için güzel. Onun dışındaki karakterler için ya alınmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü silah element becerisi hasarı veriyor. Ve bu hasar eğer yakında bir toprak hasarı veren karakter varsa %100 artıyor. Yani %48'e çıkıyor bu. Savunması da %20 artıyor. Yani defansta güçlenen karakterler bir de takımda toprak karakteri kullanan karakterlere güzel. Yani bunlar da bir Albedo ve Chiori. Yani başka ben bir karakter düşünemiyorum böyle takımında toprak karakteri olan. Şöyle bir bakalım kılıçlara. Ya belki Furna'ya gider de ya Furna'nın hasarını arttırmak istiyorsanız Furna'nın kılıcını alın. Ya zaten sırf bu banner'ı atmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten 4 yıldızlar da sadece Ejder Laneti ve Favonius iş yapıyor. Gerisi fazla iş yapmıyor. Ya genel olarak kötü ya banner. Onu söyleyeyim. Neyse bir de yeni banner'ımız var burada. Bu yeni banner'da buradaki 6 karakterden birini seçiyorsunuz ve onun için wish atabiliyorsunuz. Ama bu yeni banner'a girerken size önerim en az 150 wish'iniz olsun. Onun dışında bu yeni banner'da wish atmayın. Karakterler Yula, Mona, Albedo, Klee, Diluc ve Jean var. Bir de silah olarak eğer ki silah istiyorum derseniz buradan da silah seçebiliyorsunuz ama tüm silahları koymamışlar buraya. Şöyle bir tüm silahlar burada yazıyordu. Şurada şöyle biraz büyüteyim. Göklerin kılıcı, Favonia kartalı, Kızılçör'ün idaresi, diyorum. Dehya'nın kılıcı. Bu çok güzel bir Claymore. Eğer ki istiyorsanız alabilirsiniz. Yula için gidiyor, Dehya için gidiyor, Diluc için gidiyor, Gaming için diyor muydu? Gaming için olmuyordu sanırım. Ama birçok Claymore karakteri için gidiyor bu kılıç. Kırık Çamların Şarkısı, Yula'nın silahı, Vurdum Mezar Taşı, zaten Göklerin Gururu, bunları geç. Geçtik. Avcının Yolu. Avcının Yolu, Tigner'in silahı. Bu silah Melt Ganyu'da çok iyi. Melt Ganyu için alabilirsiniz. Onun dışında bir de tabii ki de Tignari için iyi. Daha da aklıma bir karakter gelmiyor sanırım. Böyle bir bakayım yine de. Charge Attack kullanan ve element ustalığı kullanan karakterler kullanabiliyor o silah. Lineage değil o yüzden. Tignari, Ganyu. Başka da yok gerçekten. Yani Tignari ve Ganyu için o silah iyi. Ganyu için Lineage'in silahı daha mı iyi onu bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama muhtemelen çok yakınlardır. Ganyu için önerir miyim bu silahı almayı? Onu da bilmiyorum çünkü dediğim gibi Lineage'in silahına bir bakıp hesaplama falan yapmak gerekiyor. Bu da Lineage'in silahı. Çünkü burada kritik hasar var. Eğer Ganyu ile Marauxus'e oynuyorsanız işte Furina ile falan bir şekilde genelde bu daha iyi oluyor. O yüzden Tigner'in silahını pek öneremedim. Ama yine
Yani güzel silah, onu söyleyeyim. Yani 44 kritik oranı veriyor. Bir de 12 element hasarı bonusu ve charge ataklarınız element ustalığınızın %60 kadar artıyor. Charge ataklarınız daha fazla vuruyor. Neyse, yeni banner'da böyleydi. Ha, bir de yeni banner'da şöyle bir şey vardı. 4 yıldız karakterlerde yeni banner'da Lissa, Kaya, Barbara, Amber. Yani Amber, Kaya ve Lissa önemli burada. Eğer ki bu karakterlerin konsolarını istiyorsanız bu banner'da wish atabilirsiniz. Bu banner'dan çıkıyor bu karakterler. Onu da söyleyeyim. Bir de 4 yıldızlı silahlar da full monstat silahları, tüm favonius silahları burada. Ama bazı işlevsiz silahlar da burada. İşte algı gözü, şarap ve şarkı, çan, flüt, yani biraz eski silahlar. Ya bu banner benim için sadece Dehya'nın silahı veya Tigner'in silahını istiyorsanız iyi. Onun dışında çok iyi değil. Ya bir de bu banner da 21 gün sürüyor. Önceden tüm peş süreceğini söylemiştim sanırım. O tüm peş değilmiş. 21 günmüş. Yani niye 21 gün yaptılar bilmiyorum ama 21 gün sürüyor bu banner'da. Tamamdır. Böyle bannerlara baktık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.